bazı internet haber sitelerine bağladı. Burada sorulması gereken esas soru, kampanyası masraflarını çıkartmak için ya da birbirlerine operasyon çekmek için yürüyen süreç bizim normalde bu kavgada mutlu olmamız, sadece Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Cumhurbaşkanlığı hedefiyle önlerindeki engelleri ortadan kaldırmak. Velhasılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin zor günler. Şimdi yani konser konusu normalde uzun süredir bizim yani eleştirdiğimiz, sadece belediyeciliği bu işe indirgediğiniz dediğimiz bir konu. Son günlerde gündeme gelmesine baktığımızda özellikle Mansur Bey'in açıklamalarından burada bir operasyon yapıldığını ima ettiğini görüyoruz Mansur Yavaş'ın. Hem sağlı sollu bize operasyon yapılıyor ifadesi, aynı zamanda birçok anket yaptırdık, birçoğunda biz Cumhurbaşkanı adayız sözü, bu ifadenin adresi Ekrem İmamoğlu. Bunu da görmemek mümkün değil. Dolayısıyla özellikle son zamanlarda kapalı kapılar ardında gizli ve sinsice yapılan birbirlerine operasyon, artık bunu iki tarafta gizlemiyor. Alenen birbirlerine çok açık operasyon çekiyorlar. Yalan dolanla, iftirayla donatılmış bu kılıçlar kınından çıktı. Şövalyeler savaşa tutuştu. Haliyle vatandaş unutuldu, şehirlerde sahipsiz kaldı. Belediye başkanları savaşırken Özgür Özel'in hakemliği ise apayrı bir faciadır. CHP Genel Başkanı bir gün Ankara'dakinin yanında, diğer günde İstanbul'dakinin yanında kalp kırmadan çıkar oyunlarını kapatmaya çalışmakla meşgul. Bir süredir İmamoğlu konvansiyonel medya üzerinde ciddi bir bütçe yönetiyor. Bunu konvansiyonel medyadan ayırıp artık ayrıca bunun yanında, konvansiyonel medyanın yanında sosyal medya haber siteleri üzerinden de çok ciddi bir bütçe yönettiğini görüyoruz, biliyoruz. Mansur Yavaş'ın ima etmiş olduğu haber siteleri, sosyal medya haber siteleri ve aynı zamanda televizyonlar bunlar mıdır? Evet, yerel seçimden sonra bir durum ortaya çıktı ve yerel seçimi iyi etüt ettik mi, ediyor muyuz, etmemiz gerekiyor mu? Evet. Yerel seçimde ilk defa biz AK Parti ikinci siyasi parti olduk. Yani bugüne kadar hiç birinci parti olmadığımız bir seçim olmadı. Dolayısıyla yani ana sebep ekonomi gibi görünüyor ama bu tek başına ekonomideki durumlar değil. Bunun dışında bizim yani siyaseten de bir değişim havası, değişim durumu ortaya çıktı. Bu değişim dediğiniz bir kadrolarda değişim yaparsınız. İkincisi siyasetinizde değişim yapma durumunuz söz konusu olur. Şimdi kadrolar noktasında yani teşkilat boyutuyla baktığımızda zaten şu ana kadar %50'ye yakın bir değişim teşkilatta söz konusu oldu. Milletin belki beklediği yani bu değişimi telaffuz eden birçok kimsenin söylediği kongre açısından, büyük kongre açısından yani Sayın Cumhurbaşkanımız tasarrufundadır her şey bu anlamda. Bir bu, yani siyasetimizde bir değişim. Yani AK Parti'nin siyaseti, bulunduğu yer, bugüne kadar yaptığı işler yani açık, net ortada. Yani biz Türkiye'de merkezde konumlanmış bir siyasi partiyiz. Zaman zaman bazı sağa sola gidişler çok dar çerçeveli de olsa da biz tamamen Türkiye siyaseti merkezindeyiz ve merkezinde olmaya devam edeceğiz. Tabii ki hep yeni hedefler koyuyoruz. 2011'de 2023 hedefleri koyduk. Bu seçim öncesi
Türkiye yüzyılını koyduk. Ve Türkiye yüzyılının altlığını oluştura yolumuza devam etmek durumundayız. Terör 40 yıldır bizim en büyük belamız. Yani süreçte birçok belayla karşı karşıya kaldık bizim iktidarlarımız bölümünde. FETÖ de bunlardan birisiydi. O konuda tamamen FETÖ terör örgütünün belini kırdık. Terörde de çok büyük mesafeler kat ettik. Tamamen ortadan kaldırmak hepimizin arzusu. Bununla alakalı da AK Parti'nin 22 yıl iktidarında birçok gelişimler sağladık. Kürt sorunla ilgili gelişimler sağladık. Kürtçe neredeyse vatandaşlar arası konuşulması bile yasak olan 90'lı yıllardan sonra bu konuda Kürtçedeki özel kursların açılması, Kürtçe seçmeli dersin sağlanması, bu adımları gerçekleştirdik. Bir yandan da terörle de sonuna kadar mücadele ettik. Ve geldiğimiz noktada şükürler olsun ki son TUSAŞ saldırısı gibi münferit hadiselerin dışında genel mahiyette ülkede bir huzur sorunu var mı derseniz yok, hepimiz çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Dolayısıyla buna tamamen ortadan kaldırmak için yapılacak her pozitif durumdaki adım bizim yani Cumhur İttifakı'nın gündemindedir. Cumhur İttifakı için önemlidir. Mesele terörün bu topraklardan kökünün tamamen tarihte izinin silineceği noktada adımlar atılmasıdır. Çünkü hemen işte üst tarafımıza bir savaş, hemen sırlarımızın çok da uzağında olmayan aslında yani şöyle baktığınızda sırlarımıza 1,5-2 saatlik bir mesafede bir senedir süren bir soykırım var. Bu genişleme potansiyeli de var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği iç cepheyi sağlam tutma noktasında adımlar Cumhur İttifakı'nın ortak adımlarıdır.